Su sorunu deyince aslında iki şey anlıyoruz. İki alt başlıkta toplamamız mümkün. Bunlardan ilki su temini, ikincisi su kirliliği. Dolayısıyla biri nicel değerler, biri nitel değerler. Suyu kirletmeden korumak, suyu azaltmadan kullanmak. Burada yeraltı sularının işte aranması, bulunması ve çıkarılmasını çalışıyoruz. Ve bunu yaparken de işte yeraltı suyunun hareketini izliyoruz, davranış biçimini izliyoruz ve işte jeolojiyle ilişkisini anlamaya çalışıyoruz. Ve bunlar bize aslında suyun nerede nasıl bulunduğunu gösteriyor. Ve bununla birlikte yaptığımız çalışmalar sonucunda bir havzadan ne kadar su alabileceğimizi de öngörebiliyoruz. Bu durumda eğer yapılan bu bilimsel çalışmalar göz önünde tutularak bir proje yapılırsa günümüzde yaşanan sorunların birçoğunun yaşanmayacağını düşünüyorum. Eğer siz bunun dışına çıkarsanız yeraltı suyunun dengesini bozarsınız ve düşmesine yol açarsınız ve böylece suya erişim gittikçe güçleşir. Kriterlere uyan kuyu bulmak çok az. Ama sorun şu ki bunu kaçak kuyuları takip etmekte güçlük çekiyoruz. Suya erişimi güçleştiriyoruz. Nedir? Şimdi bir kuyudan belli bir miktarda su çekerken illaki orada bir su seviyesinde bir azalma meydana geliyor ve biz burada kuyunun bir etki yarıçapı vardır. O etki yarıçapının içinde açmadığınız sürece çok ciddi bir sorun yaşamazsınız. Ama eğer kuyular birbirinin etki yarıçapı içinde açılırsa o bölgedeki yeraltı seviyesini düşürmek demektir ki 1 litre suyu arıtabilmek için 8 litre su tüketmeniz gerekiyor. Nüfus artışı bir taraftan hızla yol alırken su temini, daha doğrusu mevcut su miktarı hızla azalmaya başladı. Türkiye'de sulanan alanların %97'si yüzeysel sulama yapıyor. Yani vahşi sulama dediğimiz. Bu yöntemin en büyük dezavantajı yüzeyde biriktirdiğiniz su buharlaşarak aşağıda tuzunu bırakıyor. Artık dünya bu yüzeyde depolamak yerine yer altında depolamaya doğru bir genel eğilim var dünyada ve bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Buradan yeraltı barajlarını ve yatay kuyu sistemlerini aslında dile getirmek istiyorum ben. Milattan önce 700 yıllardan beri kullanılan bir kınat diye geçiyor ya da kariz diye geçiyor. Dünyanın birçok bölgesinde kullanılan bir sistem var. Kurak, yarı kurak bölgelerde işte dediğim gibi 2500 neredeyse 3000 yıldır kullanılan bir sistem. Bir yatay kuyu düşünün. Onun da üstünde belli aralıklarla dik kuyular açılıyor ve burada iki temel unsur var. Birincisi cazibeyle aldığınız için suyu bir defa su seviyesi değişmiyor. Dolayısıyla doğal dengesini bozmuyorsunuz ve doğaya hiçbir zararı yok. İkincisi pompaja ihtiyaç duymadığınız için bir enerji tüketiminiz olmuyor. Gerçek anlamda doğa dostu bir yöntem olduğunu düşünüyoruz.